Merhaba arkadaşlar, ben Sumatra Games'ten Görkem. Bugün sizlerle MMORPG oyunu olan Outlast 2 oynayacağız arkadaşlar. Bildiğiniz kadarıyla oyun şu an açık betada ve yabancı oyuncular tarafından çok fazla ilgi görmüş bir oyun. Size daha fazla sıkmak istemiyorum. Hemen bir tane server seçip oyuna dahil olmak istiyorum. Dün biz biraz oynamıştık Avrupa serverında. Oyuna şöyle bir sorum var. Bir krallıktan seçtiğinizde o krallıktan sadece karakter oluşturabiliyorsunuz. Hani bir insan, bir ork açayım diye bir sistem yok. O yüzden başka bir serverda oynamak zorundayım. Oyunun şu an sinematik bir fragmanı var ve çok güzel hazırlanmış. Oyunda Outlast serüveni nasıl oluştu? Neden böyle bir olaylar oldu? Düşmanlıklar neden doğdu diye hazırlanan bir oyun var. Kısacası bossları da gösteriyor oyun. Ve çok güzel hazırlanmış cidden. Ben buraya geçmek istiyorum arkadaşlar. Siz daha ayrıntılı şekilde izleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi iki tane krallık var arkadaşlar. Bir Azune ırkı, bir Kurun ırkı. Şu an birer tane ırk seçeneğimiz var. İnsanla ork sınıfı. Fakat oyun full sürüme çıktığı zaman iki tane daha ırk eklenecek. Onlar eklendiğinde de size daha ayrıntılı bir şekilde rehber hazırlayabileceğiz arkadaşlar. Hemen ben kısaca göstermek istiyorum. Azune ırkına tıklayarak. Azune ırkında insan ırkı mevcut. Gördüğünüz gibi çizimler mükemmel. Oyunun müzikleri, ses efektleri hepsi harika. Şu an büyük silahlar olan Warrior sınıfını görüyoruz arkadaşlar. Hemen ben kısaca geçeyim. Ve tank sınıfı. Gördüğünüz gibi kalkan çizimleri olsun, karakter çizimleri olsun çok güzel. Çok ayrıntıya değinilmiş. Hemen Ranger'a bakalım. Oyunda sadece Ranger karakterinde bir farklılık var arkadaşlar. İnsan ırkı crossbow kullanıyor. Ork ırkı normal bow kullanıyor. Seçerken buna dikkatli olun. Çünkü kimi arkadaşlar crossbow sevmeyebiliyor. Fakat hepsinin skilleri birbirinden farklı ve güzel. Hemen Mage'e bakmak istiyorum. Hem her oyunda bir numaralı karakterim. Hem kasılmak için hem grup oyunu için. Ve cidden de çok güzel hazırlanmış. Hemen kız karakterini de göstermek istiyorum. Hızlı bir şekilde. Cidden çok güzel çizimler var. Hemen diğer ırk olan Kurun ırkını göstermek istiyorum arkadaşlar. Evet, ork sınıfı arkadaşlar çok çok güzel. Çizimler mükemmel. Karakterler cidden çok güzel, sağlam duruyor. Evet, gördüğünüz gibi kalkanlar özellikle silah ve kalkan üzerinde çok fazla çizim olmuş ve üstüne değinilmiş. Evet, dediğim gibi normal bow kullanıyor arkadaşlar ork sınıfı. Mage çok sağlam, çok güzel. Biraz Yüzüklerin Efendisi'nde alıntı var sanki kaskında ama çok da güzel olmuş. Hemen kız karakterleri göstermek istiyorum. Çok narin ve güzel çizmişler. Ama ben insan ırkı oluşturacağım arkadaşlar. Hemen geçelim. Mage açmak istiyorum. Ya da evet, mage açacağım arkadaşlar. Hemen karakter oluşturmaya geldim. Karakter oluşturma çok fazla ayrıntıya değinilmemiş olsa da çok fazla bir seçenek var. Hani mesela burada yüz şekillerini değiştirdiğinizde aşağıda da değiştiğini göreceksiniz. Bu güzel bir şey. Hemen ben bir tane açmak istiyorum. Hızlıca. Hemen yüz şeklini seçelim. Boy iyi.
Biraz esmer olsun. Evet, gayet güzel oldu. Oluşturalım. Şansımıza bu isim varmış arkadaşlar. Evet. Hemen girelim. Oyunda kısa kısa bilgilendirme yapacağım arkadaşlar size. Neler önemli olduğunu biz araştırdık, bulduk. Hemen onlardan bahsetmek istiyorum oyuna girdiğimizde. Ondan sonra kısaca hemen tanıtayım size. İtem menüsünde arkadaşlar artı basma işlemleri gerçekleşiyor. Action House bildiğiniz kadarıyla müzayede salonu. Burada oyuncuların koyduğu itemleri görüp alabiliyorsunuz ya da siz de koyabiliyorsunuz ki başka oyuncular alsın diye. Reinforce çeşitli taşları bulduktan sonra silahınıza para karşılığında artı basabiliyorsunuz ve artı sistemi artı 10'a kadar atılıyorsam çıkıyor. Hemen buraya geçmek istiyorum. Saç katı bölümünde arkadaşlar silahınıza Efsun ekleyebiliyorsunuz. Efsun taşları var. Artı 20 kritik veriyor ya da işte damage veriyor falan. Onlara ekleyebiliyorsunuz. Destro bölümünde o eklediğiniz Efsun taşını başka bir Efsun'la değiştirebiliyorsunuz ya da özelliğini arttırabiliyorsunuz. Gene para karşılığında arkadaşlar. Remove bölümünde eklediğiniz Efsun'ları silebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani silahınızı sıfırlayabiliyorsunuz tekrardan. Reaper biliyorsunuz zaten. Hani hiç şehire falan gelmeden silahınız arızalandığında ya da üstünüzdeki zırh arızalandığında hemen yenileyebiliyorsunuz onu. Tamir edebiliyorsunuz. Kombin bölümünde de çeşitli özel eşyalarla kendi silahınızı kombine edip daha güçlü, daha özel bir silaha dönüştürebiliyorsunuz. Hemen görevleri alalım. FF tuşuna bastığınızda hızlıca alabiliyorsunuz ya da mouse tuşuna tek tek seçip yine görev alabiliyorsunuz. Bu arada oyundaki güzel bir sistem daha var. Göreve İngilizce bilmeyenler için yani sorun yaşıyorsanız, nerede bu görev diyorsanız haritada zaten gösteriyor. Hani birinci görev burada, ikinci görev burada diye. Ama o da yetmiyorsa hemen göreve tıklayın. O otomatik olarak sizi götürüyor oraya ve oradaki ya yaratıkları keseceksiniz ya da toplayacaksınızdır. Hemen görevleri verelim. Evet, ne diyor? İki tane goblin kes. Hemen keselim arkadaşlar. Oyunun grafikleri çok güzel. Eğer kasılmayı özlediyseniz, şimdi yeni çıkan oyunlarda hep görev ağırlıklı. Fakat bu oyunda öyle değil arkadaşlar. Hemen 2 de vermiş. Bu oyunda 2 tane level sistemi var. Bir kendi leveliniz, bir de silah leveli. Altta ikisini de görüyorsunuz zaten. Silah levelini kasmadığınız süre içinde skilllerinizi açamıyorsunuz. Bu tabii karakter için önemli bir şeydir. O yüzden hani görevleri yaptığınızda skill leveli yükseliyor fakat fazla da ilerlemiyor. O yüzden yaratık kesmek mecburi. Bu da eğlenceli bir yöntem olmuş. Hiç değilse oyuna sizi bağlıyor. Ve cidden de ben çok özlemiştim. Hani eski oyunlardan gelen bir özenti vardı. Onları kestik. Hareket ederken de skill kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Hemen gidelim üçüncü görevimizi de yapalım. Bu arada level atlayacağız. Atlayalım, öyle gidelim. Hem skill yerini de göstereyim.
aldığınızda oyun size otomatik olarak burada zaten gösteriyor. Tıkladığınızda ya da K'ya bastığınızda skill penceresi geliyor. Burada çeşitli kombolar var. Ok yönünde giden skiller kombodur arkadaşlar. Ben ilk önce onları açacağım. Benim için atak şu an daha önemli. Level atladığınızda eski sistem var. C'ye bastığınızda karakterin sayfasına geldiğinizde statları siz veriyorsunuz arkadaşlar. Ben int'e vereceğim. Damage ağırlıklı bir match oluşturacağım. O yüzden güçlü olmasını istiyorum. Hemen bir level daha atlayalım. Size bir şey daha söyleyeceğim arkadaşlar. Onu da hemen gösterelim. Evet, bunu da yaptık. Bu arada artı basma taşı çıktı arkadaşlar. I'ya basarak envanteri açıyorum. Gördüğünüz gibi silah için olduğu yazıyor zaten. Weapon yazıyor. O yüzden çok kolay bir sistem var yani. Para karşılığında da paramız şu an olmadığı için artı basamıyorum. Olduğu zaman para karşılığında artı basacağız arkadaşlar. Oyun zaten ileriki levellerde size binek hayvan da veriyor. Artı basmayı da gösteriyor. Fakat ben yine de söylemek istedim. Kısa bir bilgilendirme olsun. Oynayıp görmenizi istiyorum bu oyunu. Cidden çok güzel, eğlenceli. Kapalı betasında da oynamıştık biz bu oyunu. Ve cidden hani yeni çıkan oyunlar arasında bence sürükleyici bir oyun. Evet, 3 level olduk. Hemen statlara verelim. Envanterimizde oyunun vermiş olduğu çantalar var arkadaşlar. Bunların hepsini açabilirsiniz. Çünkü birazdan göstereceğim size. Hemen takalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar silah levelimiz 3 olmadığı için bu silahı taktığımızda damage'i düşük olacak. O yüzden takmayacağım şimdi. Ne zaman 3 olacak o zaman takacağım arkadaşlar. Ve X tuşuna basınca da ikinci silah dediğimiz silah yerine geçiyoruz arkadaşlar. Buraya da istediğiniz gibi takabilirsiniz. Bu ikinci silahın levelini kastıkça da skillerini açabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani bu oyunda iki tane silah kullanıyorsunuz. Fakat benden size tavsiye birinci silahınızı her zaman kullanın arkadaşlar. Yani leveliniz sona yaklaşmıştır ya da artık sıkılmışsınızdır. Diğer silah oynamak istiyorsunuzdur. Ona geçip onu kasıp level atlatabilirsiniz arkadaşlar. Ben hemen bir level daha atlamak istiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar combo skill açık olduğu için arka arkaya bir tane skill koyup onu kullanabiliyorum. Yani ikinci skill daha koymama gerek yok. Çok güzel bir sistem oturtmuşlar. Skill yeri hiç değilse dolmuyor arkadaşlar. Çünkü skill yeri çok çok fazla skillimiz var. Yani aşırı fazla skiller var. Hemen skillimizi de açalım. Bunu açmayacağım. Önemli olan bunlar. Pasif skiller her zaman bu oyunda çok önemli arkadaşlar. Hemen gidelim verelim. Gördüğünüz gibi 3 level oldu. Silahımın damage'i yükseldi. 2 level taksaydım bir işime yaramayacaktı. Hemen onu da taktım. İlk başta silah ve zırhta bir değişiklik olmuyor. Hani birçoğunuz belki o konuda ağlaşabilir. Fakat ileriki levellerde çok güzel zırhlar var. Aşırı güzel çizimler yapmışlar. Ve cidden de yani çok hoşumuza gitti. Ben videoyu burada kesmek istiyorum arkadaşlar. Soru sormak isterseniz Facebook sayfamıza ulaşabilirsiniz. Ya da YouTube kanalımıza yazabilirsiniz. Şimdiden iyi eğlenceler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.